Vehhabilerin tevil ettiği ayetler. Sual. Vehhabiler Allahü Teala'nın zatı ve sıfatlarıyla ilgili müteşabih olan ayetler için hem tevil edilmez diyorlar. Böylece haşa Allahü Teala'nın eli, yüzü, ayağı var diyerek mahluklara benzetiyorlar. Hem de bazı ayetleri kendileri de tevil ediyor. Müteşabih ayetler tevil edilmezse kendileri niye tevil ediyorlar? Tevil etmek caizse tevil etmeyi niye yanlış görüyorlar? Cevap Tevil edilmez, görünüşe göre mana verilir demeleri Vehhabilerin sapık görüşlerindendir. Tevil etmek zorunda kaldıkları ayeti kerimelere birkaç örnek verelim. 1. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Hadid Suresi 4. Ayeti bu ayet-i kerimenin baştan yarısını tevil etmiyorlar. Bunun için de haşa Allah arşın üstündedir diyorlar. İkinci kısım tevil edilmeyince ise haşa Allah her yerdedir anlamı çıkıyor. Bu da yanlış olduğu gibi ayrıca Vehhabilerin Allah göktedir itikatlarına da aykırı olduğu için mecbur kalarak burasını tevil etmek zorunda kalıyorlar. Burada beraberlikten maksat ilmiyle beraber olmaktır diyorlar habiler tek bir ayeti kerimede bile açıkça çelişkiye düşüyorlar. 2. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bekara suresi 115. ayeti. Bu ayeti kerimeyi de nereye dönerseniz Allah ilmiyle oradadır diye tevil ediyorlar. Tevil etmeselerdi yine haşa Allah göktedir sözlerine aykırı olacaktı. 3. Allah her şeyi kuşatmıştır. Fussilet Suresi 54. Ayeti Bu ayet-i kerimeyi de Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır diye tevil ediyorlar. 4. O göklerde ve yerde tek olan Allah'tır. Enam Suresi 3. Ayeti Bu ayet-i kerimedeki göğü kabul ediyorlar da, yeri tevil etmek zorunda kalıyorlar. O göklerde ve yerde ibadet edilen Allah'tır diye tevil ediyorlar tevil etmeseler, Allah'ın haşa yerde olduğu anlaşılıyor. Yani Allah göktedir inançlarına aykırı oluyor. Mecbur kalıp tevil ediyorlar. 5. İnsanı ben yarattım ve nefsinin kendisine fısıldadığını, ne düşündüğünü, ne düşüneceğini bilirim. Ben ona şah damarından daha yakınım. Kaf suresi 16. ayeti. Bu ayet-i kerimedeki şah damarından yakın olmayı, Allah bize ilmiyle yakındır diye tevil ediyorlar. Tevil etmeseler kendilerine göre gökte olan Allah'ın bize yakın olmasını açıklayamazlardı. 6. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. İsra Suresi 72. ayeti. Bunu da kastedilen manevi körlüktür, kâfirliktir diye tevil ediyorlar. 7. İbrahim Rabbime gidiyorum o bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. Saffat suresi 99. ayeti. Buradaki Rabbime gidiyorum ifadesini de tevil etmek zorunda kalıyorlar. Onlara göre Allah gökte olduğuna göre İbrahim aleyhisselamın ülkesine niye gelsin ki? İbrahim aleyhisselamın bu sözünü kavmimin yeri ve doğum yeri olan yerden Rabbime ibadet etme imkanı bulacağım yere hicret edeceğim diye tevil ediyorlar. Yapılan bütün bu teviller İslam alimlerinin kine uygundur. Selefi salihin denilen önceki alimler istiva, yet yani el gibi kelimeleri tevile lüzum görmezlerdi. Çünkü bu kelimelerin mahiyeti bilinirdi. Irak valinin elindedir denilince bunun açıklanması istenmez herkes buradaki el kelimesinin hakiki elle ilgisi olmadığını bilirdi. Allah arşı istiva etti denince de Allah'ın arşa hükümran olduğunu anlarlardı. Mesela İmam-ı Malik Hazretleri de istivanın keyfiyeti bilinemez buyurmuştur. Fakat müşebbihe denilen bozuk fırka, Allah'ın bizim gibi eli var, Allah arşın üstünde oturur gibi yanlış manalar verince, sonraki alimler bu kelimeleri açıklamak zorunda kalmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tevil edilmesi gereken çok ayeti kerime vardır. Görünüşteki manasıyla alınırsa, acayip, hatta küfre sebep olacak manalar ortaya çıkar. İşte bu yüzden tevili kabul etmeyen Vehhabiler bile, bazı ayetleri tevil etmek zorunda kalmışlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala mekandan münezzehtir. Ehli batıl, istiva, veç, yet gibi kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allah'ın arşı istiva etmesi, arşı hükmü altına alması demektir. Hükümdar, Irak'ı kansız olarak istiva etti demek, Irak'ı kansız olarak ele geçirdi demektir. Bu sapıklıklarına da selefin yolu diyerek, selefi salihine, yani eshaba ve tabiine iftira ediyorlar. Yedullah ifadesindeki yed kelimesini el gibi düşünmemeli. Mesela falanca şehir, filanca valinin elinde denilince, o şehrin valinin elinin içinde değil, onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva, veç gibi kelimeler böyle tevil edilir.